Merhaba sevgili izleyenlerimiz, Akit TV ekranlarına hoş geldiniz. Yepyeni bir günde yeni konular ve yeni konuklarla birlikte huzurlarınızdayız efendim. Bugün Nur'un ala Nur Ramazan'dayız. Ramazan'ın ilk cuma günündeyiz. Cumanız mübarek olsun. İnşallah duamız odur ki içinden geçtiğimiz zamanların rahmeti, mağfireti, bereketi hem hepimize yansımış, tüm Ramazan'ımıza yansımış olsun, yüreklerimizi kuşatmış olsun, hem de inşallah bugünkü sohbetimizi kuşatmış olsun. Zira çok önemli bir başlığımız var. Ramazan'a dair yaptığımız söyleşilerde nefse doğru da şöyle bir yolculuğa çıktığımız süreçlerde galiba hepimizin düşüp kalktığı bir duyguyu konuşacağız bugün. Öfkeyi konuşacağız. Neden öfkeleniyoruz? Özellikle Ramazan'ın ve orucun öfkeyle eşleşen kısımları neden zihnimizde var? Olmaması için neler yapmak gerekiyor? Öfke nasıl kontrol edilir? Bütün bu soruların cevabını Öfke Kontrolü kitabıyla aslında bizlerle genişçe buluşturan, bugün de inşallah cümleleriyle buluşturacak olan kıymetli bir uzmanla konuşacağız. Psikolojik danışman ve aile terapisti Mehtap Kayaoğlu hanımefendi bizlerle birlikte. Konuğuma dönmeden önce hemen telefon numaralarımızda yayınımızın başında hatırlatmış olalım. Sizin de kontrol edemediğiniz öfkenize dair ya da bir psikolojik danışman bulmuşken benim de soracaklarım var dediğiniz her konuya dair efendim canlı yayın telefonlarından bizlere ulaşabileceğinizi hatırlatalım. 0212 696 86 55 ve 56 canlı yayın telefon numaralarımız, sosyal medya hesaplarımız üzerinden de Hatice Kübra Tongarı ve Akit TV'yi takipte kalarak yine sorularınızla, selamlarınızla, eleştiri ve önerilerinizle yayınlarımızın bir ucundan tutabilirsiniz diyelim. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkürler. Hayırlı Ramazanlar olsun. 5. günde geldik çok şükür. Öfkeyi konuşacağız bugün ama Ramazan size nasıl geldi? Oradan başlayalım. Ben kendi adıma çocukluğumdan beri Ramazanların hep iyi ve güzel geldiğini düşünüyorum. Her Ramazan'da Allah bir güzellik, bir hediye gönderiyordu. Bu Ramazan'da da yine öyle şu anda açıklamayacağım bir güzellik geldi diyeyim. Elhamdülillah. Her yıl güzel duygularla giriyorum. Seviyorum ben Ramazan'ı. Ramazan geldiğinde Çağrı filmi var, meşhur hepimizin bildiği. Orada güzel bir sahne vardır. Peygamberimizin amcası panayır bittiğinde. Hani öyle bir konuşma yapar ya, her yıl bu günler bittiğinde, bu panayır bittiğinde hep hüzünlenirim. Acaba gelecek yıl tekrar aynı günleri görebilecek miyim diye. Dolayısıyla sanki Ramazan günleri bizim için milat gibi. Bu yıl Ramazan'ı hep birlikte gördük ve beraber gördük. Bakalım gelecek sene Ramazan bu şekilde olacak mı? Böyle bir şeyle sanki milat gibi yaşıyorum ben Ramazan'ı kendi iç dünyamda. Peki baktığımız zaman biz genel resimde işte Ramazan geldiğinde daha öfkeli oluyorum, oruç beni öfkeli bir insan haline getiriyor diyenlerimizin sayısı da ne yazık ki azımsanmayacak kadar çoksa. Çok. O zaman burada Ramazan'da öfkenin eşleşen kısmı ile ilgili neler söylemek lazım? Ya, genel anlamda aslında şöyle, hani bu bir ibadet ve ruhani bir ibadet ve ibadetin insan canlısını aslında biraz daha dingin, sakin ve daha normalize etmesini bekleriz. Hatta tam tersine Ramazan'ın dışındaki günlerde çok öfkeli, sinirli olan kişilerin Ramazan'la birlikte öyle biraz daha keyifli, tatlı, hoş olmalarını bekleriz. Ama tiroid problemi olanlar var, öyle söyleyelim. Hani bir takım fiziksel rahatsızlık yaşayan insanlar var. Onlarda açlık belki öfkeyi tetikleyici bir etkiyle ortaya çıkabilir. Ya da şeker hastalarında belki. Şeker hastalarında belki olabilir gibi. Ama çevreye de bakınca Türk milletinin hepsi şeker hastası. Değil mi? Herkes bir tiroidli, herkes bir şeker hastası. Ya herkeste tiroid mi var arkadaş falan diyeceğimiz günlerde yaşamıyor değiliz. Şeyler var. Bir de zaten çay muhabbetleri başlar. İşte hani bu demlenmiş çay muhabbetleri. Ya da kullanıcıları için hiç tasvip etmiyorum. Adını da söylemeyeyim ama o dumanlı alet diyelim. Hani bir şekilde içicilerin ya da kullanıcıların sık sık dile getirdikleri bir takım maddeler var. Şey gibi hani yoksulluk gibi düşünürsek, eksiltilen yanlarından bakarsak herhalde eziyet gibi düşünebiliriz. Ama öyle değil de bunu ruhani düşünürsek ve bizim için bir ibadet olduğunu düşünürsek, nefis terbiyesi olduğunu düşünürsek ve karşılığında da zaten sevaba gireceğimizi ve cennette de misliyle mükafatlanacağımızı düşünürsek de o zaman yaşaması ve atlatması tabii ki daha kolay. O zaman biz öfke dediğimizde bu bir tercih midir ki şöyle düşünürsek diyoruz mesela? Yani bizim düşüncelerimiz mi bizi biraz daha öfkeli kılıyor temelde? Ya şöyle, aslında öfke genel anlamda öğrenilen bir süreçtir. Hani hiç kimse annesinden öfkeli doğmaz diyeceğim ama bazı insanlar gerçekten öfke potansiyelleriyle birlikte de doğuyorlar. Eğer anne hamilelik döneminde çok sıkıntılıysa, stresliyse, gerginse, kötü bir hamilelik geçirmişse, annenin o ruhsal hali bebek anne karnındayken de bebeğe yansıma yapabiliyor ve bebek öfkeli ve daha şiddetli bir şekilde dünyaya gelebiliyor. Bununla birlikte yaşam içinde de öğrenilir. Öfkeli olmak hep öğrenilen bir süreçtir. Çünkü bizim
aslında şimdi annelerimizin hani bir takım eğitim programlarına katılmaları ya da kendilerini yetiştirmeleriyle birlikte yeni bir eğitim modeline geçiş yaptıklarını görüyoruz. Evet. Çocuklarını ağlatmadan, sinirlendirmeden, istek ve beklentilerini yerine getirmek. Daha çocuk merkezli olmak. Aynen öyle ve öfkelendikten sonra da hiçbir şey yapmamak. Ama öfkeleniyorsun, şu anda seni duymuyorum. Kulaklarım seni duymuyor. Bence içeriye git, öfkeni yen ve ne demek istediğini düşün. Onu söyle, o şekilde yapalım gibi bir yöntem geliştirmelerini istiyoruz. Böylece öfkeyi öğrenmemelerini sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü anne iş yapar, mutfaktadır. Düşünün ki yemek yapıyor ya da bulaşık yıkıyor. Ve işte çocuk gelir, anne su ver. Annenin işi var, veremez. Anne su ver, anne suyu veremez. Bir dakika oğlum bekle der. Anne suyu vermez. Çocuk artık hırçınlaşmaya başladığında ve bağırmaya başladığında, öfkelendiğinde anne tamam tamam der, tamam sakin ol veriyorum der ve suyu verir. Ya da mesela bir alışveriş merkezine gider. Çocuk orada ağlar, bir ürün ister, oyuncak ister. Anne ve almadığında hırçınlaşır, yerlere yatar, ağlar. Kendini yerlere atan çocuklar var, biliyorsunuzdur zannediyorum. Bana çok denk geliyor. Seanslara da geliyorlar. 10-11 yaşında kocaman olduğunu düşündüğümüz çocukların tabii böyle yerlere kendilerini fırlattıklarını ve hırçın bir şekilde ağlama nöbetleriyle isteklerini aileye ilettiklerini görüyoruz. Şimdi bunlar öğrenilmiş öfke grubuna giriyor. Aslında hani bir taraftan bakınca da davranış bozukluğu diye de düşünüyoruz. Ama ben bazen orada haksızlık mı yapıyoruz acaba diye de düşünmekten kendimi alamıyorum. Çünkü davranış bozukluğu aslında her şey yolunda giderken çocuğun yine de o normali yapmamasıdır ya da normal olana uygun normal hareket etmemesidir. Normal dışı bir davranış yani. Aynen öyle, evet. Şimdi biz mesela merkezimize gelen çocuklarda da çalışırken görüyoruz. İşte çocuk öfke kontrolü problemiyle geliyor ya da öfkeli, sinirli diye getiriliyor. Çocukla çalışıyoruz ama anne babada eğitim kültürü yok ki. Yani ya aşırı çocuk merkezli olmuşlar ya da aşırı baskıcı olmuşlar. Son dönemde sizin itiraz ettiğiniz şeylerden bir tanesi bu aslında. Aşırı çocuk merkezli olmak. Evet, evet. Krallaştırılmış nasıl, çocuklar. Nasıl oluyor falan aşırısı? Yani onun sınırı nedir? Çünkü hakikaten biz bu zamanın anneleri, kendi annelerimizin bizleri yetiştirdiği tedrisattan biraz daha farklı bir şeyler yapmak evet istiyoruz. Yani korkutmayalım, incitmeyelim, azarlamayalım. Çok daha saygın bir iletişim inşa edelim istiyoruz. Ama bunun aşırıya kaçabilen boyutları da galiba tabii oluyor. Evet. O sınır nerede sizce? Ya şöyle, bir kere öncelikle anne babanın çocuğuyla alakalı olarak rehberlik rolünü unutmaması gerekir. Eğer anne babaysak rehber olmak zorundayız. Ve çocuklarımız dünyaya geldiklerinde dünyayı anne babanın gözleriyle görürler. Her zaman söylediğim gibi. Annenin penceresinden dünya algısını geliştirir. Ve dün hatta bunu bu sosyal medya hesaplarımda da yazdım, buna benzer bir cümle. Siz çocuğunuzun sınırlarını doğru bir şekilde belirlemek zorundasınız. Şimdi bazı uzmanlar diyeyim artık, bazı arkadaşlarımız da var. Hiç müdahale etmeyin diyorlar. Söylemeyin, müdahale etmeyin. Çocuk kendi doğrusunu kendisi bulur diyorlar. Şimdi bir çocuk kendi doğrusunu kendisi bulması süreci daha adli yeteneklerinin gelişme anıdır. Çocuk ondan önce bulamaz ki. Yani ben diyelim ki mesela telefon kullanımını elime alıp da telefonu etrafa vurarak, kırarak, hareket ederek kullanıyorsam çocuk zaten onu görecektir. Ya da işte çiçeğin yapraklarını yoluyorsam çocuk onu görecektir. Şimdi hangi ortamda, hangi doğada, hangi evrende yaşıyorsa oranın kurallarını içselleştirerek büyür. Dolayısıyla benim böyle hayır ben çocuğuma müdahale etmiyorum, çocuğumun kendi doğrularını bularak büyümesini istiyorum diyen bir anne olabilmem için çok kontrollü ve güzel bir ev ortamında yaşıyor olmam gerekir. Yani benim çok profesyonel bir İnsan bilimci olmam gerekir, davranış bilimi uzmanı falan olmam gerekir. Kendi kişisel problemlerimi, zorluklarımı barışçıl yollarla çözebilmem gerekir. Doğru cümleleri kurabilmem gerekir. Doğru davranışı sergilemem her gerekir. Her an farkında olmam gerekir tabii, yani. Tabii yani aynen öyle. Her an birisi bizi gözetliyor, evinde yaşar gibi ya da şu anda ekran başındayız hani o şekilde konuşuyoruz. Her an bizi bir kameranın çektiğini düşünür gibi. Çünkü o kamera, minik bir kamera, böyle 3 aylık, 5 aylık büyümeye devam eden bir kamera bizi gözlemliyor. Böyle düşünmemiz gerekir. Böyle bir aile ortamında değilsek, pardon, yani böyle bir aile ortamı var mı Türkiye'de? Yok ki.
Ben Çok görmedim. hakikaten Ben bu kadar görmedim yani. kontrollü biraz gerçek dışı geliyor insana Tabii, hakikaten. ben öyle bir aile görmedim. Çok açık ve net söyleyeyim. Yani anne çok düzgün bir anne olsa baba arızalı tavırlar sergileyebiliyor. Anne baba çok doğru ve düzgün davranış sergileseler dedeler, anneanneler, halalar falan çevresinde olumsuzluklar devreye giriyor. O zaman burada bilmem gereken şey şu. Ben eğer anne babaysam çocuğuma rehberlik yapmak zorundayım. Öğretmencilikten de bahsetmiyor. Bir de öğretmen anne babalar var Aynen. ya. Öğretmen eşler var mesela, öğretmen kadınlar. Geçen onu da yazdım yine sosyal medyadan. Ay dedim, yani hani böyle kitap gibi kadınlar var. Her şeyi biliyorlar. Bize de ders verecek durumdalar. Ama kocalarına ve ailelerine yaşattıkları ortada. Yani bu da yanlış. Öğretmencilikten de bahsetmiyorum. Bilmekten ve uygulamaktan bahsediyorum. Bu ortamı sağlayabilmek için bizim zaten doğru anne baba olmamız gerekir ve rehberlik yapmamız gerekir. Çocuk bilmez ki. Çocuk içinden geldiği gibi davranır. Ve yaş dönemine göre değerlendirmek çok önemli değil mi? Yani şimdi çocuk Kesinlikle. dediğimde 2-3 yaşındakine de çocuk diyorum, 10 yaşındakine de çocuk diyorum. Ama muamelem elbette ki farklı olmalı Farklı, yani. tabii ki. Biraz galiba bu yanılgı da var bizde. Şimdi ben çocuklarla çalışırken öyle mizansenler yaparak çalışıyorum. Çok eğlenceli oluyor. Diyelim ki 11-12 yaşında ama tavırları büyümemiş ya da işte kardeşlerine kötü davranan ya da ilişkileri pek de doğru olmayan bir ön buluğ dönemi bir çocukla çalıştığımı düşünün. Orada mesela bir şeyleri anlatırken aslında tiyatral göstermeyi seviyorum. Senin şimdi diyorum, büyümek nedir? Bana anlatır mısın? Hani büyümek var, olgunlaşmak var. İşte büyümek insanların fiziksel olarak büyümesidir. Çünkü biz bebekken dünyaya geldik, bebektik ama büyümeye başladık. Boyumuz uzadı, organlarımız büyüdü. İşte fiziksel olarak yükseldik. Ama bu büyümeye davranışlarımızın da entegre olması gerekir. Davranışlarımızın da büyümesi gerekir. Ha diyor, nasıl yani diyor. Mesela diyorum, istersen sana bir diyorum göstereyim mi, ister misin? Olur diyor. Hiç diyorum yakın çevrenizde diyorum 2 yaşında bir çocuk var mı diyorum. Böyle 1,5-2 yaşında diyorum yeğenin, kuzenin, kardeşin var mı? Ha var biliyorum diyor. Tamam diyorum, şimdi sen burada bekle, ben odadan dışarı çıkacağım diyorum. İçeriye gireceğim, tamam mı? Tamam diyor. Odada bekliyor, ben dışarı çıkıyorum dışarıya. İçeri giriyorum. 2 yaşında çocuk gibi içeri girip oturuyorum. O gülüyor tabii. Şimdi koskoca bir abla, hani bir de görüntüde de kocaman bir abla ama böyle bebeksi hareketler yapan, oturması ve hareketleri falan böyle 2 yaş bebeği taklidi yapıyorum. Gülüyor, kahkaha atıyor. Şimdi de diyorum kendim gibi içeriye gireyim mi, ne dersin? Tamam diyor. Sonra içeriye giriyorum. Kendim gibi içeri giriyorum böyle hanım hanımcık. Ne gördün diyorum. Arada ne fark var? Şey diyor, çok komikti diyor. Çok acayipti diyor. Çirkin de değil mi diyorum, evet. Ama diyorum o da normal, o da normal. O da içeri giriş, bu da içeri. Aradaki fark ne? Ben diyor anladım ne demek istediğini. Şimdi bak, çocuğun doğruyu bulması dediğimiz şey böyle bir şey. Çocuğa gösterirsin, hadi doğruyu bul dersin. Ama çocuğa bir şey göstermeden, örnek olmadan, bir şey anlatmadan doğruyu bul diyemeyiz. Ya Peki o hatayı zaman orada yapıyoruz. biz hani öfke konusunda dedik ya, 10-11 yaşına gelmiş ama kendini yerlere atabilen, öfkesini böyle ifade edebilen çocuklar da var diyorsak, anne baba orada neyi yanlış yapıyor? Çünkü o anne baba öfkelendiğinde kendini yerlere atmıyor muhtemelen, ama Evet. biz modellikte neyi yanlış yapıyoruz ki çocuğumuza da öfke davranışını yanlış kodluyoruz? Genellikle o grup çocuklarda istisnaları illaki vardır ama ben o tarz bir istisnaya kendi adıma henüz rastlamadım. İstisnai durumlarda hani şımararak ve bir işte alışveriş merkezinde bile kendisini yerlere atarak hareket eden çocukların ben anne baba profillerinin anormal derecede esnek olduğunu düşünüyorum. Yani onlar çocuklarına olabildiğince az temas eden anneler ve her yaptıkları davranışın çocuğun psikolojisini bozacağından korkan anne babalar. Şimdi siz de bilirsiniz, kitap öneriyorsunuz değil mi mesela ailelere ya da çocuklar için? Soruyorlar mı size de işte peki bu kitap çocuğun psikolojisini bozar mı? Ben öneriyorum. Bir saniye. Ben öneriyorum. Hani bir şey, yani öyle bir şey ki getirdiği uzmanın çocuğuna önerdiği şey konusunda dahi peki bunu yapacağız Mehtap Hanım ya da işte hani Hatice Hanım, bunu yapacağız ama acaba bu durum çocuğun psikolojisini bozar mı diyen anne babalarla da çalışıyoruz. Şimdi benim tavsiye ettiğim şey çocuğun psikolojisini neden bozsun ki? Artı ben düzeltmek için buradayım. Ben bazen aileleri duvara çarptırmak için şu cümleleri de kuruyorum. Diyorum ki çocuğunuzun psikolojisinin daha fazla bozulabileceği bir alan yok. Yani şu an onun için buradasınız, toparlanmak için buradasınız ve zaten daha fazla bozulacağı bir şey yok çünkü. Yani anlattıklarınıza bakılırsa olanlar olmuş. Daha fazla ileriye gidecek bir sınırı yok. Dolayısıyla şey zamanından kurtulmak lazım. Yani ben işte öyle diyeceğim psikolojisi bozuldu. Böyle yaparsam psikolojisi bozulur mu? Her durumda da psikoloji bozulmaz.
Bu anne babalar, yani çocuklara aşırı öfkeli olan anne babalar iki uçta serpilmiş durumdalar. Ya çok otoriter, ya çok öyle. Sınırları aynen. Hiç aşırı olmayan. Aşırı sinirli, otoriter, çocuğa değer vermeyen, çocuğu konuşturmayan, çocuğun cümlelerini duymayan. Diğerleri de aşırı derecede gevşek ve müsamahkar. Evet, aynen. Aslında ifrat ve tefrit her zaman olduğu gibi öfke konusunda da bizim hayatımızı kesinlikle yolundan ve rayından çıkartıyor. Peki şimdi şöyle insanlar da var. Hani yayınımızı açarken dedik ya, Ramazan geldiğinde işte ben daha öfkeli olabiliyorum diye kendini tanımlayan insanlar da var. Ama bu insanlar Ramazan dışında da sonuçta bu evet halleri bir noktada var ki Ramazan'da da belki açlıkla birlikte, fizyolojik belki tetiklenmelerle birlikte biraz daha artış gösterebiliyor. Genel manada öfkeli insan profiline baktığımızda, yani bu öfke duygusu çok iyi tanımlanmayan bir duygu olduğunu bilmemize rağmen bir insan öfkeli olmayı neden tercih eder? Deneyerek en fazla sonuca ulaştığı davranışı öfke davranışıdır. Öyle düşünebiliriz. En fazla öfkeli davrandığında amacına ulaşmıştır. En fazla öfkeli davrandığında hedeflediği bir yere ulaşmıştır. Birilerine söz geçirebilmiştir. Birilerine ne kadar ciddi olduğunu gösterebilmiştir. Bir konuda ne kadar öfkeli olduğunu ve o konuda onun sınırlarına girilirse neler yapabileceği konusunda daha fazla gözdağı verebilmiştir. Öfkeyi aslında bir iletişim yolu olarak kullanır insanlar. Ve sizin de söylediğiniz gibi öfkeye yatkın olan insanlar aslında sadece Ramazan'da öfkelenmezler ki, Ramazan dışında da onların öfkelenmek için başka bahaneleri vardır. Mesela şöyle düşünün, evleneceğiniz zamanlara gidin, düğün anlarınıza gidin mesela. Evleneceğiniz zamanlarda sizce siz bir hani gelin olmaya aday, böyle mutlu bir genç kız mıydınız? Aa yaşasın, ben hani gelin olacağım. Onun verdiği sevinç içinde mi hareket ediyordunuz? Yoksa ay bir üstüme gelmeyin, ben gelin olacağım zaten, ay bütün hazırlıklar üzerime bastı falan diyen bir kadın mıydı, kişi miydi? Bu da bir tercih aslında. Aynen öyle. Ya da işte doğum yapıldığında doğum depresyonu diyoruz. Şimdi bakın, hiçbir normal ve sağlıklı kadına doğum depresyonu gelmez. Çok iddialı bir cümle değil mi? Ama evet, böyle. 10 kadından 8'inde görülüyor denilen bir şeye normal kadınlara gelmez ya, dedik. Ya arttı. Niye? Çünkü günümüz insanı kırılgan, nevrotik, alıngan, takıntılı kişilik özelliklerine yatkın. Dolayısıyla depresyona girmek için ya da bunalıma girmek için bahane arıyorlar. Bu bir. İki, doğum anları aile, ne diyeyim, ailenin sosyolojisine bakacak olursak. Şimdi düğünlerde zaten bizde erkek evi kız evi gerilirler, birbirlerine girerler ve tartışırlar. Orada bazı meseleler çözümlenir, bazı meseleler çözümlenmez. Böyle paketlenir, itinayla bir kenarda bekletilir. Bu meselelerin itinayla ortaya çıkarılacağı ilk gergin alan birinci bebeğin doğumudur. Öyle düşünün. Eve ilk bebeğin gelmesiyle birlikte, ilk torunun devreye girmesiyle birlikte düğünden kalma paketler de açılır. Dolayısıyla hepsinin bir araya gelmesinden dolayı anne zaten gerilir. Lohusa anne kendi ailesini de işin içine katmak istiyorum. Genellikle meseleler hep karşı tarafın ailesi gibi düşünülür. Evet. İşte kayınvalidemler şöyle yaptı, kayınvalidemler böyle yaptı. Ama ben işin doğrusu şunu da düşünülmesi gerekir diye de söylemek istiyorum. Kişilerin kendi aileleri de katkıda bulunur. Çünkü karşı taraf hakkındaki hükmünüzü belirleyen de sizin aile genleriniz ve aile geçmişiniz. Yani sizin anneniz size olsun kızım, sakin ol, boş ver, hani ilk bebek onların da torunu gibi daha barışçıl yöntemlerle yaklaşsa zaten annemiz aslında o sıkıntı ya da strese girmeyecek. Tabii şimdi kızımız ne yapıyor? Gelinken zaten gelin olmasıyla ilgili sıkıntılar yaşıyordu. Daha sonra doğumda doğum depresyonu koyacağız adını biraz sonra da. Orada da zaten daha doğum gerçekleşmeden önce isim tartışması başlar. İsim kavgaları, oradan gelecek isim mi, buradan gelecek isim mi? Lohusa annenin yanında kim kalacak? Annesi mi kalsın, kayınvalidesi mi kalsın, kime benzeyecek tartışmaları? Cinsiyeti ne olacak? Cinsiyeti ne olacak tartışmaları? Bunların hepsinin bir araya geldiği yerdir bu anlar. Dolayısıyla da şimdi doğum depresyonu diyoruz ama aslında bu doğum depresyonu sadece bir doğum depresyonu falan değil. Doğuma yüklenen anlam çok yüksek. Ben de bunun için diyorum ki normal ve sağlıklı insanlar doğum yaptıklarında Allah'ın hikmeti, beynimizde bir annelik alanı oluşur ve annelik alanının oluşmasıyla birlikte aslında mutluluk hormonları salgılanır. Öyle düşünün. Doğum yapmak kadını gençleştirir, güzelleştirir, mutlu eder. Aslında başımızın üzerinde bir melek hareleri vardır ya. Aslında doğum yapan annenin hani böyle hayali olarak hani bir melek kadın olduğunu düşünmemiz gerekir. Bakalım lohusa yatağında yatan kaç tane kadın melek anne modunda yatıyor?
kaç tanesi depresyon modunda yatıyor. O zaman hani sosyal medyada da bunu sıklıkla görüyoruz. Gerçekten günümüz kadınının özellikle çok gergin olduğu, çok stresli olduğu ve bu kadar gerginliğin ve stresin içerisinde elbette ki öfke davranışlarının da, öfke cümlelerinin de ya da ortaya çıktığı bir sahne görebiliyoruz. Bunun temel nedenini nerede görüyorsunuz? Yani mesela bu cümleleri kurarken biz niye günümüz kadını diyoruz özellikle? Günümüzde ne oluyor ekstra? Güzel soru. Günümüzde ne oluyor? Biz günümüzde bence birbirimizi anlamaktan uzaklaştık. Aslında ne kadar acayip bir şeydi ve teknolojinin ya da hani insanlar arası iletişimin teknolojik aletlerle de en üst seviyede olduğu bir dönemde biz duygu farkındalığını kaçırmaya başladık. Biraz bencilliğe doğru da gitmeye başladık. Yani bu Avrupa'nın da sanki birazcık bize hediye ettiği bir şey gibi, kötü bir hediye tabii tırnak içerisinde öyle söyleyelim. En değerli sensin bir şey. Empoze, değil mi? Aynen öyle. Bizi fazla bireysel hale getirdiler. Egolarımızı yükselttiler. Biz işte ben merkezci olmaya başladık. Bu benim hayatım dedik. Bu benim dünyam dedik. Bu benim kararım dedik. Ve ötekini düşünmekten biraz daha uzaklaştık. Ötekinin yerine kendimizi koymaktan vazgeçtik. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Empati yapılmaz, empatik doğulur diye bir laf var. Yani gerçekten öyle. Bazı insanların cidden empati yetenekleri çok yüksek ve gelişmiş. Dolayısıyla bu insanlar aslında doğal olarak ve doğal uzmandırlar. Halk arasında vardır öyle. Mesela mahallede bir teyze vardır ya da akrabaların arasında bir yenge vardır. Falanca yenge vardır mesela. Çok anlayışlıdır. Öyle onunla gidip konuşmak, sohbet etmek insanlara çok iyi gelir. O insanları çok iyi anlar, duygu geçişlerini çok güzel yaşar ve güzel yaşatır, iyi yansıtır. Tam burada ufacık bir virgül koyalım mı? Tabii. Çünkü kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından şunu konuşalım istiyorum. Hani empatik olunmaz, empatik doğulur dedik ama empatiyi öğrenme, becerilerimizi geliştirmek adına da inanıyorum yapabileceklerimiz vardır ki öfke kontrolü adına da bilmemiz gerekenler var. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından psikolojik danışman Mehtap Kayaoğlu ile birlikte inşallah bu soruların cevabına doğru yol almaya devam edeceğiz. Sevgili izleyenlerimiz, Akit TV ekranlarında Kadınca Kararınca programı devam ediyor. Psikolojik danışman ve aile terapisti Mehtap Kayaoğlu hanımefendi bizlerle birlikte masamızın üzerinde de efendim öfke kontrolü kitabını koyduk bugün. Zira öfkeyi konuşuyoruz. Normal sahir zamanlarda da biraz sıkıntılarımız olduğu konulardan bir tanesi, duygulardan bir tanesi. Bugün nasıl kontrol edelim, nasıl dengeleyelim ki Ramazan'ı da orucu da incitmeyelim sorusunun cevabını aramaya devam ediyoruz. 0212 696 86 55 ve 56'nın canlı yayın telefonlarımız olduğunda bir kez daha hatırlatmış olarak empatide kalmıştık da demek istiyorum. Evet. Gerçekten çok önemli. Çünkü hani bizde de kadim gelenekte de vardır ya diğer gam olmak, ishar haslet deriz. Gerçekten kaybettiğimiz hasletlerden özelliklerden bir tanesi ne yazık ki. Belki biz menfaatçi olmaya başladıkça merhameti de unutan insanlar haline geldik ama nasıl geliştireceğiz? Nasıl daha empatik olmayı başaracağız? Var mıdır yöntemleri? Tabii ki yöntemleri var. Bir kere şunu düşünmek lazım. Ben hep öyle diyorum. Ben ne hissediyorsam hani herhangi bir konuda, herhangi bir durumda ben ne hissediyorsam ve ben ne düşünüyorsam, hangi konuda eksiklik hissediyorsam ya da hangi konuda bana zarar verileceği kaygılarım varsa, bende bulunanların tamamı benim karşımdaki insanda da var. Bir kere öyle düşünmemiz lazım. Duygular insana mahsus. Allah insan canlısını duygularıyla yaratmış. Öfke, sevinç, heyecan, korku, kaygı, endişe, mutluluk, huzur. Bunların hepsi bende olanın aynısı karşı tarafta da var. Yani ben kendimle ilgili herhangi bir endişe taşıyorsam bilmeliyim ki karşı taraf da bu endişenin bir benzerini kendisi için taşıyor. Ben kendim için bir konuda bana zarar verileceğinle ilgili bir düşünce geliştirmişsem karşı taraf da aynı zarara uğramaktan endişeleniyor. Onun için sanki bütün duygular sadece bize özgüymüş gibi yaşamamak lazım. Bunun aynısı orada da var. O zaman ne yapacağız? Yani bu şunun gibi bir şeydi. Diyelim ki ben çok titiz bir insanım. Ben evimi temizlemek istiyorum ama halıları da aşağıya doğru silkelemek istiyorum. Çünkü çok titizim, evimin temiz olması gerekiyor. Ama aşağı kattaki insan da aynı şeyleri hissediyor. Ve kimse tepesinden halının tozlarının döküldüğünü görmek istemez, bilmek istemez. Buradaki temel sorulardan biri şu oluyor, size de geliyordur diye düşünüyorum. Buraya kadar herkes kabul ediyor zaten bunun böyle olduğunu diye düşünüyorum ama insanlar hemen mesela bu cümleleri sarf ettiğimizde şunu soruyorlar. Diyorlar ki ama başkaları benim hakkımı gözetmiyor ki ben neden onların hakkını gözeteyim? Hep ben mi ezilen olayım? Evet, bu zaten çok güzel. Şöyle düşünelim, biz eğer evrensel olan bir gerçeği ve bir doğruyu ezilmişlik çerçevesiyle ele alacak olursak zaten dünyanın en hani akılsız insanlarından bir tanesi olup çıkarız. Ama işte evrensel değerlere evrensel değer muamelesi yapmamız gerekir.
Belki de evet, evrendeki en düzgün kişi benim. Bu da çok özel ve ayrıcalıklı bir şey değil mi? Bir şey vardır, hani oralarda aslında doğru kavramı da yakalamak lazım. Ben hep şunu düşünüyorum, bunu gelen danışanlarıma da genelde söylüyorum. Diyelim ki Ahmet için öyle davrandım, Mehmet için böyle, Ayşe için öyle, Fatma için böyle davrandım. Ben herkes için başka başka davrandığımda aslında ortaya 40 tane farklı ya da muhatap olduğum insan sayısınca mehtap çıkabilir. Ama benim aslında bende barınan, bende olması gereken tek bir kimlik olmalı, tek bir mehtap olmalı. Ama bu içinde bulunduğum duruma göre de farklı farklı davranacağım gerçeğiyle de değiştirmez. Yani şöyle düşünelim, kimliklerimiz var. Hani öfkeyi de belki buradan da yakalayabiliriz. Şimdi hepimizin kimlikleri vardır. Kişiliğimizde bir kimlik yapılanmamız var. Öyle düşünelim. Kimliğin bir kendi içinde sabiteleri vardır. Sabit olan noktaları vardır. Bir de içinde bulunduğu durum ve koşullara uygun olarak değişebilen özellikleri vardır. Onun için şöyle bakmalıyız. Diyelim ki benim uzman olan kimliğimdeki duruşum biraz farklıdır. İşte evlat olan mehtaptaki duruşum farklıdır. Teyze mehtaptaki duruşum farklıdır. Arkadaşla da kanki olan mehtaptaki duruşum farklıdır. Bunlar tabii ki rollerime göre, içinde bulunduğum sosyal rollere göre değişebilir. Bu kimliğin değişken olması demek, değişken özelliği. Ama bir de şunu da düşünmemiz gerekir. Benim bütün bu değişen rollerimin içinde sabit olan ve değişmeyen özelliklerim de vardır. O değişmeyen özellikleri de ben barındırırım. Hani ilkelerim vardır, içsel ilkelerim vardır, onları da barındırırım. Şimdi genellikle öfkeli olan insanlar kendilerinin ilkelerinin de farkında değiller. Çok alınganlar, çok kırılganlar, kendilerini çok kışkırtıyorlar. Bir kere öfkenin en önemli sebeplerinden bir tanesi, İnsanların sürekli öfke konusunda kendisini kışkırtmasıdır. Dolduruyoruz kendimizi. Çok çok doldurur. Böyle doldururuz da boşaltı yapmayız. Doldur boşaltı ya da hep en sevdiklerimize yaparız. Evet. Kendimizi doldururuz. Böyle şişiririz bir anlamda. Beynimizi, içimizi, duygularımızı. Daha sonra bununla baş edemeyeceğimizi düşündüğümüzde de bunu hemen sert bir üslupla da karşı tarafa yaparız. Tırmandırıcı duyguları kullanmamak lazım. Ben öfke eğitimlerini verirken hep şunu özellikle anlatıyorum insanlara. Şimdi Allah'ın hikmeti, hepimizin beyninde pozitif yapılanma da var, negatif yapılanma da var. Şimdi normal ve sağlıklı insanlar, sağlıklı psikolojiye sahip olan insanlar önce düşünürler, sonra eyleme geçerler. Önce düşünce, sonra eylem. Genellikle de psikolojisi bozuk olmaya yatkın olan insanlar ya da düşünemeyen insanlar diyelim ya da daha fevri daha hareket eden. Daha dürtüsel mi acaba yani? Daha dürtüselerler aynen. Onlar önce davranırlar. Sonra davranışları hakkında düşünürler. Ben yanlış yaptım. Tüh, öyle demeseydim. Yani mesela böyle çocuğuna yapacağız. Bir tokat attıktan sonra oturup vicdan azabı çeken annenin evet. Yaşadığı durum gibi. Aynen. Ve bunu ertesi gün tekrar yapar. Bir de ben şunu da gözlemliyorum. Hani danışanlarım arasında da ya da çevreye baktığımda da görüyorum. İnsanlar herhangi bir konu hakkında üzüldüklerinde ya da şikayetlendiklerinde ya da kendi kendilerini iç dünyalarında kınadıklarında o şeyin düzeleceğini zannediyorlar. O şey kendi kendini kınamakla düzelmez. Eyleme geçerek düzelir. Bugünün insanında biraz bu var, öyle değil mi? Hani evet. Daha bilgiliyiz, daha çok okuyoruz, daha çok araştırıyoruz ama harekete geçenlerimizin evet, sayısı evet. Çok az. Evet. Bunu neye bağlamak lazım? Ya bir şey gibi, hani Kur'an-ı Kerim'de ayet var ya demeyeyim ama hani böyle bilgi yüklüyüz. Sadece yüklüyoruz ama o bilginin bizde işlediğini görmüyoruz. İşte öğrenme psikolojisi dediğimizde bir alt alan var ya, öğrenme psikolojisi de böyle bir şey. Dışarıdan duyduğumuz bir bilginin bizim beynimizde, bizim zihnimizde ve bizim hayatımızda karşılık bulması öğrenme psikolojisi. İnsanlar bence bugün, evet çok okuyorlar, günümüzde çok okuyan insanlar var. Ama ben yine düşünüyorum ki bu okuyan insanlar sanki hava atmak için okuyorlar, sanki daha çok bilgili ve bilge görünmek için okuyorlar. Uygulamak için ya da eyleme geçmek için değil. Mesela şu an günümüzde var ya, bakın bu benim babamın bir tespiti. Ben çok seviyorum bu tespiti. O da böyle çok Kur'an merkezli bir insandır. Diyor ki aslında günümüzün kendisini İslam'a nispet eden insanların birçoğu sahabelerden çok daha ileri seviyede bir bilgiye sahip diyor. Hakikaten öyle. Sahabeler bence günümüzde şu an bizim bildiğimiz teferruat din bilgisinin hiçbirisini bilmiyorlardı. Sadece duyuyorlardı ve uyguluyorlardı. Onları cennete taşıyan ve cennetle müjdeleyen şey onların dinlediklerini aynen dinlemeleri ve uygulamaya geçirmeleri oldu. Olacak inşallah. Bizi belki bugün kendimiz hakkında tereddüte düşüren biz her şeyi biliyoruz.
Ama bildiğimiz her şeyi kaçını yapıyoruz ki yapmıyoruz. Aslında bu insanları daha öfkeli kılıyor, öyle değil mi? Evet, yani ben mesela annelere şunu söylüyorum. Hakikaten uygulama niyetiniz yoksa, bir değişime talip değilseniz hiç okumayın. Bence de okumayın. Çünkü vicdan azabı çekiyorsunuz. Yani biliyorsunuz, bildiğinizi yapmayınca iyice ağır bir yük oluyor. Daha öfkeli bir anneye dönüşüyorsunuz. Tabii aynen öyle. Şimdi öfkesini kontrol edemeyen bir anne çocuğuna vurduğunda zaten hani kendisine kızmaktan ziyade çocuğuna kızıyor. Bak seni beni sana vurmak zorunda bıraktın beni. Yani ben böyle bir kadın değilim. Yok sen öyle bir kadınsın bence. Ben öyle düşünüyorum çünkü. Hani ben böyle bir kadın değilim. Sen beni çileden çıkardın. Bak ben bak bu kadar okuyorum, araştırıyorum. Ama benim gibi bir kadını bravo yani çileden çıkarttın ve sana vurmak zorunda bıraktın. O okuduklarını okumasaydın keşke. Yani onlara gerek yoktu ki. Moda kitabı falan karıştırmak daha verimli olabilirdi. Belki dekorasyona faydası olurdu, ev dekorasyonuna. Çocuğun eğitimine faydası olmayacak bir bilgi anneye yükten başka hiçbir şey değil. Bir kere onu bilmemiz lazım. Bunun için eğitimler yapıyoruz. Evet, bu eğitimle geçen ve düzelen bir şey. Ama şunu da söyleyeyim. Böyle oturup da hani tek seansta bir kere de öğretilir bir şey de değil de en azından 3-5 seans gerekir. Çünkü insanların alışa geldikleri kişilik yapılanmaları var. O kişilik yapılarını kırmaya dönük çalışıyoruz. Yoksa, bu noktada aslında öfkeden vazgeçince onun hayatımıza kattığı işlevsel şeylerden de vazgeçmeye niyetli olmamız, onların yerine yeni modeller öğrenmemiz gerekiyor. Bu noktada o zaman hani öfke kontrolü dediğimizde insan nereden başlar? Şimdi mübarek Ramazan'ın ha geldi ha gelecek derken 5. günde geldik bir de. Bu yıl çünkü 29 gün, bir de bir gün zarardayız diyorum ben. Sayılı zaman çok hızlı geçiyor. Hani diyoruz ya Ramazan bizi daha pamuk gibi böyle şeker gibi bir insana dönüştürsün. Yapabilir, niyetimiz o. Nereden başlayalım öfke konusunda? Bir kere şöyle düşünelim. Öncelikle benim açlığım ya da susuzluğum bana eziyet olsun ya da işkence olsun diye verilmiş bir durum değil. İbadet olsun diye ve beni terbiye etmek için, nefsimi terbiye etmek için verilmiş bir şey. Bir de şunu düşünelim. Ben mesela otokontrol konusunda zorlu olan danışanlarıma hep diyorum ki mesela diyelim ki ders çalışma motivasyonu yok. Değil mi? Ders çalışma ile ilgili eğitim verirken bile diyorum ki oruç tutar mısınız? Diyor ki evet. Tamam diyorum, orucu tutabilen insan bunu da yapar. Orada demek ki bir otokontrol var, bak ne kadar güzel. İrade aslında. Kesinlikle, yani oradaki irade çok önemli. Bir kere biz öncelikle düşünmeliyiz ki her şeyden önce bu Rabbimizin bize bir emri. Ve ben şunu da düşünüyorum, bilmiyorum bana katılırsınız gibi de bir duygudayım şu anda. Ben ibadetlerin aslında çok da fazla faydalarını da didiklemememiz gerektiğini düşünüyorum. Hep böyle bir fayda yükleme derdimiz var ya, işte oruç tutmak... Yok işte mideyi şöyle dinlendirir, namaz kılmak, yok işte fizik egzersiz olarak da şu işlevleri yani. Diyelim ki yaramadı, yapmayacak mıydık? Ya bir kere inanmak ve iman etmek dediğim şey, inanmak ve itaat etmek dediğim şey aslında sorgulamadan yapmayı da beraberinde getirir. Yani Allah emrediyorsa ben yaparım. Yani domuz eti yemeyin demiş, tamam yemedik. Mantar yemeyin deseydi mantar yemeyecektik. İlla ki domuza bir kötü bir laf etmemiz gerekmiyor. Yani Allah'ın bir hayvancığı yani, Allah sadece onun etini yemeyin demiş. At eti yemeyin deseydi de at eti yemeyecektik. Dolayısıyla böyle bir faydacılık kültürü üzerinden bir din anlayışı geliştirdik. Ben bunun da bir aslında inançlarımıza bir oyun olduğunu düşünüyorum. Çünkü faydacılık üzerinden gidince bu sefer insanlar da biranın faydasından bahsetmeye başlıyorlar. O zaman diyorlar bira da şöyle faydalı, böyle faydalı. Evet. Hani o zaman haram değil, onlar da oradan vuruyor. Biraz ibadetin ruhu kaçmış oluyor aynen aslında. Aynen öyle. Yani burada önemli olan inandık ve itaat ettik demektir. Ve ben inanıyorsam, itaat ediyorsam da Allah'ın emirlerine uyacağım. Şimdi oruç bunun neresinde? Oruç bunun yılın bir aylık kesiminde ve bu bir ay içerisinde de sabahtan akşama kadar Allah Celle Celaluhu bize diyor ki yemeyin içmeyin diyor, boğazınıza sahip olun diyor. Biz tamam boğazımıza sahip oluyoruz ve bu arada açken, susuzken de aslında dünyanın çeşitli yerlerinde aç olan, susuz olan insanların da halini anlıyoruz. Bir, kendi içsel hesabımızı yapıyoruz. Belki biraz daha kendimize dönüyoruz. Belki biraz daha insanlaşıyoruz. İşte birbirimize gidip gelmelere başlıyoruz. Biraz daha toplu faaliyetler yapıyoruz. İksaller, toplum bilincimiz de gelişmeye başlıyor. İşte belki bayramlarda birbirimize gidip geleceğiz gibi. Bizi daha insanlaştıran ve daha uhrevi hale getiren güzel bir havası var. Bu havanın etkisi altında olduğumuzu düşünerek hareket etmemizde fayda var. Ha çok çok tiroidleriyle ilgili problemleri olanlar varsa, sağlık problemleri olanlar varsa, bir tanecik oruç tutuyor diye evdeki 6 kişiyi birden haşlayan bir adamsak zaten tutmayalım. Çünkü o orucun ne ona bir faydası var, ben öyle inanıyorum. Bana mantıklı gelmeyen orucu
Haşa, Allah kabul eder mi? Ben tereddüt ediyorum. Yani bizim kabul edemediğimiz oruç tutma şeklini Allah kabul edebilir mi? Onu ben bilmiyorum yani. Dolayısıyla biz yaptığımız şeyi severek yapalım. Beynimize kod verelim ve diyelim ki bu zaten sayılı gün. Kendimize diyelim ki biz bunu kendimizi onarmak için yapıyoruz. Ve Rabbimizden gelen bir emri uygulama bilinciyle yapıyoruz. O zaman önüne arkasına bir şey koymama gerek yok. Sağlıklı, sıhhatli, şuydu, buydu, bunlara girmeme gerek yok. Yapacağım. Ha, insanım, tabii ki acıkacağım, tabii ki susayacağım, tabii ki bu tip şeyler yaşayacağım. Öyle olmasa da imtihan nasıl olacak? Aynen İmtihan öyle. olması için de biraz tabii ki. Zahmetsiz rahmet olmuyor yani, bu Aynen öyle. gerçeği biraz hatırlayacağız Aynen galiba. imtihan Peki olması. hayatın içerisindeki zor zamanlar için ne yapmak lazım? Yani öfke dedik ya, şimdi Ramazan'da açlık, susuzluk, tamam, ama kimi insanlar da hakikaten hiç açlıktan etkilenmeye de biliyor. Ama mesela bir İstanbul'umuzun trafik gerçeği var. Hele ki Ramazan'da böyle iftara yakın saatlerde iyice yoğunlaşan bir gerçek var. Ya da Ramazan uğramayan insanlar da var. Yani Ramazan geldi, biraz daha böyle iyimser olayım, daha iyi olayım demeyip diğer 11 ayda olumsuz anlamda ne varsa Ramazan'da da devam ettiren insanlar da var. Ve bu noktaları yaşarken o öfke kontrolü adına kendimizi durduramıyorsak eğer, yani normalde evet çok öfkeli bir insan değilim ama trafiğe girdim mi bir dayanamıyorum, yani o stres seviyesi beni öfkelendiriyor diyorsak, anlık tedbirler de var mıdır? Yani şöyle, aslında genel yapıda bir öfke potansiyeli varsa ok yaydan çıktığı anda onu durdurmak zor. Öncelikle onu söyleyeyim. Öncesinde belki kontrolörlerimizi artırabiliriz. Yani ben trafikle problemi olan bir insansam ve trafiğe çıkacaksam, işte buradan Çamlıca'ya gitme hesabını yapmaya başladığımda, ay Allah'ım nasıl gidecek o yol şimdi, ay ne kadar nasıl çekeceğim ben o yolu diye düşünmemeliyim. Yani başlangıcı o kışkırtma dediğimiz şeyler var ya, başlangıcı da o kışkırtıcıları vermemem Kendimi gerekir. Tabii ki. kışkırtmayacağım Diyeceğim ki işte buradan oraya, işte Ramazan günü de ortalama da akşam trafiği buradan oraya 3 saat çekebilir. O zaman 3 saat içinde ne yapabilirim? Radyoda müzik dinleyebilirim eğer arabayla gidiyorsam. Zaten insanlar şimdi kulaklarına bir şeyler takıyorlar, yolda müzikler dinliyorlar. Eline kitap alabilir, otobüste minibüste kitap okuyabilir. Ya da yolda gidiyorsa radyo dinleyebilir. Faydalı bir radyoda iyi bir sohbet dinleyebilir. Şimdi günümüzde kitaplar var, elektronik kitaplar var, sesli kitaplar var. Ve çok çok başarılı sanatçıların seslendirdiği çok kaliteli güzel eserler var. Ki ben de çok seviyorum onları dinlemeyi. Mesela geceleri özellikle uyumadan önce yatarken Sefer kardeşim sağ olsun indiriyor. Ben de ondan alıyorum ve dinliyorum güzel güzel. Bir şekilde sesli kitap dinleyebiliriz. Yani biz o kısmını değerlendirebiliriz. Ya da Aslında çoluk çocuk gidiyorsak yolda eğlenebiliriz. Yolda birlikte şarkı söyleyebiliriz. bireysel farkındalığa geliyoruz, öyle değil mi? Yani Aynen ben öyle. beni öfkelendiren şeyin ne olduğunu bileceğim ve öyle bir ortama girmek zorundaysam eğer, ona göre tedbir alacağım. O Aslında iş ortamı biraz oraya kendime dayanıyor. sevdireceğim ya da daha çekilebilir hale getireceğim. En azından etrafımdaki insanları da yormayacağım ya da yıpratmayacağım. Yani şöyle düşünelim. Diyelim ki aile babası olduğumu düşünelim. Ben öfkeli ve çılgın bir adamım ve sinirliyim. Tamam da öfke bana ait bir öfke. Ben kendi öfkemi neden çocuklarıma yansıtıyorum ki? Bu bir haksızlık. Hani hep böyle hak hukuku başka şeylerde de arıyoruz ya. Bu da bence bir haksızlık aslında, haksızlık noktası. O sana ait bir öfke ise o zaman çocuklarına sohbet ederek git. Mesela çocuklarınıza yolda konuşun, işte çocukluğunuzdan bir anı anlatın, herkes sırayla bir fıkra anlatsın, bir anı anlatsın, herkes sırayla bir şarkı söylesin. Ya da biz eskiden, ben mesela yeğenlerimle öyle yapıyorum, radyoyu açıyoruz, hani bundan sonraki şarkı benim, sırayla şarkı Kendimize tutuyoruz. şarkı tutmak. Aynen öyle, şarkı tutuyoruz, o şarkıyı söylüyoruz gibi. Sonra birlikte oyun oynuyoruz. Böyle akılda hani bu dikkat, algı, hafıza geliştiren oyunlar vardır. Öyle oyunlar işte, yok kelime üretmeci oyunu bilmem ne falan bir şeyler Yani yapıyoruz. dışarıda pencereden bakıp köpek görme, araba tutma, renk seçme, o Aynen kadar aynen çok araba, aslında kırmızı istesek araba uygun gibi, var ki. ben önce kırmızı araba gösterdim, sen önce kırmızı bina gösterdin falan gibi. Bir de bak, bakın ya, şu çok önemli. Bunu bütün dinleyicilerimiz ya da izleyicilerimiz de fark etsinler, ne olur diyelim. Biz bir konu hakkında bir karar verdiğimizde, o karar eğer negatif bir kararsa, negatif kararı besleyen alt alanlar açılır. Pozitif bir kararsa da pozitif kararı destekleyecek alt alanlar açılır. O kadar önemli bir şey söylediniz ki şu an. Ben buradan gidiyorum, 3 saatlik yola gideceğim. Eyvah, bu yol nasıl bitecek dediğim an eyvahın kapısı açılıyor. İşte yol, trafik, sıcak, şu bu arabaların korna sesi, bir sürü negatif şey gelebilir. Midemin bulantısı her şey aklıma gelebilir. Ama öyle değildi. Hayır, biz bu yolu eğlenceli ve keyifli bir hale çevirelim'e odaklandığımızda da hiç aklımıza gelmeyecek bir sürü şey gelebilir. Ve ben iddia ediyorum, çok açık ve net. Şimdi biz burada bir şeyler söyledik ya, kendi aramızda, hani yolda şu da yapılabilir, bu da yapılabilir.
İzleyicilerimiz bu konu hakkında karar versinler ve mesela bizim sosyal medya hesaplarımızda bize yazsınlar. Bizim hiç aklımıza gelmeyecek onlarca yeni yöntem, eğlence, oyun ve faaliyet bulacaklar eminim. Sosyal medyayı hayrına kullanmak dediğimiz kısım tam da burası. Siz demin derken hani biz neye karar verirsek gerçekten o bir dua niyetine geçiyor galiba ve onun sebeplerini, etkilerini yaşamaya başlıyoruz. Aklıma şöyle bir örnek geldi. Kulaklarını da çınlatmış olayım sevgili eşimin. Çocukları ne zaman teraviye götürecek olsa ufaklığı almaktan biraz geri durur ama şimdi çok koşar, insanları rahatsız eder diye. Hakikaten bir şekilde alırsa da Eymen'in rahatsızlıkları üzerinden pek çok hikayeyle geri dönerler. Şunu yaptı, bunu yaptı. Aynı çocukları, aynı ufaklığı ben götürdüğümde yok canım çocuk yani. Bir şekilde olur bakışıyla gittiğim her seferinde o çocuk bir pamuk gibi, bir mum gibi kendini öyle oyalayan, belki yine evet koşan, yine çocukluğunu yapan ama kimseye rahatsızlık, sıkıntı vermeyen bir çocuğa dönüşü veriyor. Galiba bizim aldığımız kararlar ya da bakış açımız o hani insanın sudan oluşması ve düşüncelerden bile etkilenmesi evet. kısmında bir dua yerine de geçiyor değil mi? Böyle bir yönü kesinlikle de var. Kesinlikle öyle. Buna bir şey ekleyeyim. Aynen buna katılıyorum. Minik bir ekleme yapacağım. Şöyle ki biz eyvah dediğimizde eyvah malzemesi arıyoruz. Evet. Olağanda negatif tarafı görüyoruz. Ama olsun ya gideriz beraber bir şey olmaz dediğimizde de negatifi görmüyoruz. Bak ne güzel de durdu, iyi de oldu. Orada da bir amca da şeker verdi gibi. Hani orada diğer alanları da biz görmüyoruz bu sefer. Oradaki iyi ve olumlu olan alanları görüyoruz. Geçen gün biz işte araca bindik. İki tane yeğenimle birlikte kız kardeşim bir yere gidiyoruz. Orada da biraz sizin de söylediğiniz gibi işte trafik tıkandı falan. Of anne dediler böyle ne kadar var işte yol uzun mu sürecek of falan yaptılar. Ben öyle döndüm gayri ihtiyari. Dedim ki ne yapalım biliyor musunuz dedim. Her zaman elimize böyle anlar geçmiyor, böyle fırsatlar geçmiyor. Bence şu anda biz bu arabanın içinde çok eğlenelim dedim. Çılgınlar gibi eğlenelim. Sonra düşünseniz dedim sizin bir kocaman olduğunuzda benim kadar falan olduğunuz dedim bu günleri hatırlarsınız. Evet. Ve dersiniz ki aa Mittap bunlar bana Mittap diye hitap ediyorlar ya da Yiptap diye hitap ediyorlar. Aa Yiptap biz seninle küçükken şöyle şöyle yapmıştık hatırlıyor musun? Hani bir şey almaya gidiyorduk onu aldığımız gün arabada ne kadar eğlenmiştik de diyebiliriz. Evet. Yani şu anı gelecekte çok güzel bir ana haline çevirelim. Böyle düşündüğümüzde zaten işte saçmalasak da giriyoruz. Biri bir şey söylese de eğleniyoruz. Yani oradaki ana odak zaten eğlenme meselesi. Ve ben Allah'ın insan canlısını çok uyumlu yarattığını düşünüyorum. İnanılmaz uyumlu. Agresyona da uyumlu, mutluluğa ve keyfe de uyumlu. Dikkat ederseniz böyle öfkeli ve sinirli insanların arasına girdiğimizde biz de öfkeli ve sinirli olabiliyoruz. Ya da mutlu ve keyifli insanların arasına girdiğimizde de mutlu ve keyifli olabiliyoruz. Ama şu hatırlatmayı da yapmadan geçemeyeceğim. Hep aynı nöronlar deyip duruyoruz ya, aynı nöronlarımızı çok iyi kullanmak lazım. Enerjisi düşük, morali bozuk, motivasyonu kötü tipler olursak başkalarının negatiflerinden daha kolay etkileniyoruz. Ama diyelim ki bir negatifle karşılaştım ama benim keyfim yerinde. Hemen düşünmeliyim. Ya o beni yenecek ya ben onu yeneceğim. O zaman pardon hani onun suratsız halini paylaşacağım ama o benim keyifli ve neşeli halimi benim paylaşsın. Nöronum senin nöronunu yener deyip aslında gerçekten bir davranışı ibadet ya da normal bir davranış yapan şeyde niyetse mutluluğa da o zaman ve öfke kontrolünde doğru niyetle başlamak. Kesinlikle. Bu niyeti de Ramazan'da almak ne kadar güzeldir aslında. İyi bir çok çok teşekkür ediyoruz bugün hatırlattıklarınız için. Rica ederim. Çok teşekkür ediyorum ben de davet için. Şimdiden hayırlı iftarlar çok olsun da demiş olalım olsun. Ve sevgili izleyenlerimize aslında öfke kontrolünün kitabını da hatırlatmış olarak yayınımızı kapatmış olalım efendim. Zira hani bizlere ayrılan 45-50 dakika içerisinde biz köşe taşlarını vermeye çalışıyoruz ama eksik kaldığımız kısımları ne olur sizler kitaplardan tamam edin. Kitapları okuyup hayatımıza geçirme niyetiyle başlayan, hayatında uygulayabilen insanlara dönüştürsün Rabbim. Bu da bizim cuma duamız olsun. Ve haftayı bu cümlelerle kapatmış olalım. Rabbim nasip ederse pazartesi günü ölmez sağ kalırsak saatler 11.45'i gösterdiğinde tekrar sizlerle buluşmak duasındayız. Hayırlı cumalar diyelim, hayırlı iftarlar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.